Dolabın içinde kıvrılmıştım. Küçücük kıvrılmıştım. Dışarıda bir canavar gümbürdüyordu. Bu kurslara başlamamın ilk nedeni çocuklarıma sanat dünyasıyla ilgili bir kapı açmak istedim. Ben sadece bir araya getiriyorum hocam. Burada bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Siz de görüyorsunuz, siz daha iyi biliyorsunuz bu işin mutfağını, önemini. Bunun üzerine böyle bir şey yapalım istedim. Ve ben çocuklarıma örnek olmak için zaten buraya başladım ve çevremdeki insanlara örnek olmak için buraya başladım. Yani amacıma ulaştım. İlk senede ulaştım. Süper. Çok çabuk ulaştım. Ve şu anda yani oyunculuğu da düşünüyorum. Oynamak da istiyorum yani. Şimdi hani ilk sene diyorsun da anneme zaten saygımız bundan büyük, küçüklükten beri bizi yönlendirmeye çalışıyor sanat şeyleri. Mesela müzik akademisi olsun, resim kursları, yarışmaları olsun, hepsine yazdırdı. Eşim destekledi için. Çok da mutluyum. Ben biraz korktum temin çünkü babamdan. Her akşam zaten şey yapıyorlar, bize bir gösteri yapıyorlar. Mutlaka elebora. Evet evet, elebora yani. Anne yapalım mı, bir şey yapın oğlum, ne yapacaksın diyor. biz de yani eğleniyoruz onlarla. Masa, sandalye, pembe, kamera. Geçen sene Türkçem bozuktu. Böyle felaket bozuktu. Tiyatro dersleri, ondan sonra diziler, kitaplar okuyarak Türkçemi ilerletmeye başladım. Etrafına baktığım bütün insanlar aslında oyuncudur. Doğduğu andan itibaren önce ebeveynleri taklit eder. Ardından okul, bulunduğu milleti, dini, hepsiyle ilgili bir taklit yeteneğiyle başlayan o durum şuna döner. Bir insan olurlar onlar, bir karakter olurlar. O olduğu karakterin kendisi doğduğundan itibaren oluşturulmuş bir aslında oyun karakteridir. Artık içselleştirilmiştir o. Aktör Stüdyo Atölye bir sosyal sorumluluk projesi bence diye düşünüyorum. Siz de tanıksınız işte, 10. haftamız sizinle. Orada çocukların müthiş bir arkadaşlıkları falan oluştu. Çok iyi gruplar oldu. Onların o ilişkileri de bence çok önemliydi. Hani bugün Belçika'da 3 şehirde 5 tane grupta bunu cansiperane sizinle birlikte yapmak, başarmak ya da o başarıya doğru gitmek hakikaten çok çok önemli ve kıymetli diye düşünüyorum. Çok çekingenliyim. Dedim kendimi biraz hani açmak için yapıp daha çok kişisel gelişim olması ile devam etmeye karar verdim. İş arkadaşlarımın çok değiştiğini diyorlar. Bak tabii kursa başladığından beri. Gerçekten ben kendim farkına varmıyorum ama etrafımdaki kişiler farkına varıyor. Ha, sen yoktun, Nazlı yoktu. Sen ne yaptın? Ben? Ha, kuş sesi dedin. Sen? Hiçbir şey duymadın mı? Mesela çeşmeyi açıyorsun, su sesi gelmiyor mu? Onu duyuyorsun. Ya, su mu içmiyor? Değil mi? Ha? Başka? Ben hiç ağlamadım biliyor musunuz? Çocukken ağlamışımdır herhalde. Annem bilir. Ama ben hiç hatırlamıyorum. Herkese malum olsun. Güzel. O üniformanın içindeki adam naylondan değil. Bildiniz mi? Onun bir yüreği var. Sayı değil, hesap değil o adam, makine değil. Ne diyor bu ayran diye derseniz, her akşam haberlerde seyretmiyor musunuz kardeşim? 3 şehit, 5 yaralı, 3 şehit. De kim bu adam? Sonra dışarıda bir canavar gümbür derken
dolabın içinde kalmanın nasıl bir şey olduğunu onların da anlamalarını sağlayacağım. Ne oldu? Kestim.